Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi yine Clio ile birlikteyiz. Clio'nun birkaç video öncesinde torpido kapağını değiştireceğimi söylemiştim. Bakın torpido kapağı nasıl duruyor. Burası açık, burası kapalı. Şurasında böyle çizikler falan filan var. Açıyoruz. Bakın şuradaki açıklık. Şuradaki açıklık zaten belli. Bakın arkadan elim gözüküyor. Bunun olmasının sebebi de aşırı yük varken, ağzına kadar doluyken kapatmaya çalıştığınız zaman altından burada plastik bir menteşe var. Onu yırtıyor. Altında şimdi yanlış hatırlamıyorsam 1, 2, 3 tane perçin var. Şöyle. Bakın. Biri şurada. Biri de şurada. Bu perçinlerin kafasını şöyle büyük bir matkapla delip perçini iptal edeceğiz. Ya vida veya da perçin gibi bir şeyle yenisini sabitleyeceğiz. Hemen yenisini şimdi kutudan açalım. Bunların bir bejleri var, bir de grileri var. Satın aldığınız firmaya ya bu rengin fotoğrafını çekin gösterin. Yani bir şekilde aynı rengini almaya çalışın. Markamız Kaya Plastik. Bakın sıfır bir torpido kapağı aldım. Şu şekilde. Yani şurası bile var. Bakın menteşesi, işte şurası. Hepsi aynı duruyor. Bakın buralarda perçin delikleri. Şimdi güzel bir şekilde yerine sabitleyeceğiz bakalım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi babam o perçinlerin kafasını matkapla, kocaman bir matkapla çürütecek, yok edecek yani. Ondan sonra perçini yerinden sökeceğiz. Döndü değil mi? Döndü. Tamam, arkadan penseyle tutarsın. Evet. Penseyle arkadan tuttuk. Bakın şimdi matkaplı. Kaçırdık. Bu şekilde 3 perçini de kopardıktan sonra dediğim gibi vidalı birleştirmeyle sabitleyeceğim ben. Bakın perçinin kafası burada. Asıl ver babasana zahmet. Evet. Evet, bakın şu şekilde papatya perçin diye bir şey. Normal perçin ama stili farklı biraz. Şimdi diğerlerini teker teker bu şekilde açacağız. Bakın zaten ortası açıldı gitti. Evet, onu da aldık zaten. Bu böyle çıktı. Şimdi şuraları nasıl çıkacağını ben de inanın bilmiyorum. Şöyle kastıracağız. Büyük ihtimalle bu perçini de aldığımız zaman hem burası hem burası sökülecek. İnanın ben de ilk defa söküyorum. Tamam, yabancı kaynaklarda falan da hiçbir yerde görmedim yani. Büyük ihtimalle tek çeken biz olacağız bunu. Evet, şimdi torpidomuzun 3 perçinini de aldık. Açıyorum. Orası zaten aşağı doğru bastır. Çıkar o. Tırnak yukarı doğru bak. Hah. Şöyleymiş. Aynen. Tekrar gösterelim. Şöyle. Tak tak baba. Şöyle. Bakın. Bakın burası oraya giriyor. Öyle. Bakın buranın da geometrisini şöyle yandan görün. Evet. Tam oturuyor şu an. Zaten koyduğunuz zaman. Yani. Aynen öyle. Bakın bizim yırtık olan yer, bakın şurası. Yer 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 kadar gitmiş. Ya biraz kaynağı da yapılabilir. Değiştirmek de olabilir. Yenisinin zaten oturacağı yerler de belli. Yerine oturtup metrik 3 civatayla biz sabitleyivereceğiz. Şöyle bakın, yeni ile eskiyi de kıyaslayabiliriz. Yani şöyle söyleyeyim. Önce şurayı. Evet. Burayı zaten şöyle geçirdiğin zaman. Evet. Bakın şöyle. Şurası. Bak. Evet. Bakın böyle gözükecek. Böyle olacak. Oo, güzel maşallah. Şimdi biz bir sabitleyelim bunu. Şu çizgiyi de görüyorsunuzdur. Bunu da sağ olsun arkadaşlarım paketin içeriğini kontrol ederken maket bıçağıyla çekmişler. Şöyle küçük bir hatıramız kaldı. Olsun, önemli değil. Yani yamuk yumuk durmasından iyidir. Renk farkını da görüyorsunuz. Az bir şey de olsa renk farkı olacak illaki. Bakın. Bak şurada şöyle bir enteresanlık var. Onu göster. Bak şunlar. Aynen, o bu kareye şunlar giriyor. Şuralara oturuyor. Düzgün aynen montajı sağlıyor. Aynen. Başka türlü oturtama diye. Bak. Oturuyor. Bak şöyle. Yani ileri geri de oynamıyor. Evet. Ve çok güzel durdu ha. Böyle duracak. Bakın az bir şey renk farkımız var. Ama o kadar olacak yani, dediğim gibi. Evet, hemen şimdi sabitlemeye geçelim. Evet, şu şekilde metrik 5 vida tutacağım. Sokacağım. Buradan tutturacağım. Arkadan da pul ve somunla sıkacağım.
Perçin çok kullanışlı bir şey değil gördüğünüz gibi. Sökmeseniz ama sökemiyorsunuz. Şimdi yerine oturtalım ve vidalarımızı sıkmaya başlayalım. Bakın gördüğünüz gibi yani takılması çok basit. Bakın şu an taktım bile. Ortadaki perçini bir tutturalım. Ondan sonra sizlerle çekime devam ederiz. Bunu vereyim. Somun. Somunu aldım. Boşluğunu al, sıkma istersen. Tamam. Evet. Şu tarafa tak. Somun. Boşluğunu sıkmayalım. Bu kayboldu. Kontrol ediyor genel duruşunu. Gerek var mı yani başka bir yer yapmaya? Yani orijinali kadar kaliteli değil ama iş görür. Şöyle şimdi vidalarını sıkacağız, oturtacağız ve işlem bitiyor. Şu düzgünlük var en azından. Aynen öyle. Eskisi daha açık. Zaten oluyor. Eski kapağı da muhafaza ediyoruz. Aynen öyle. Şimdi biz bunu bir sıkalım. Final haliyle birlikte oluruz. Evet, gördüğünüz gibi vidalarımızı sıktık. Bakın. Şöyle öbürü biraz daha şöyle aşağı inip sıcaktan, kalıyordu. Sıcaktan esner o. Tabii biraz daha da evet esneme payı var. Bakın. Böyle oldu. Şu baktığınız zaman da şöyle güzel bir görüntü oldu. Şu vidaların biraz kafası gözüküyor. Hani belki adamların yaptığı gibi siz de perçin yapabilirsiniz. Kafası biraz daha perçinlerin küçük. Ama rahatsız etmiyor açıkçası. Evet, bu video bu kadardı. Hep gözüme batıyordu. Değiştirmek istiyordum. Değiştirdim. Sizlerle de paylaştım. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Bu video bu kadar dediğim gibi. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.